أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يَفْقَهُ قَوْلِي وَاُفَبِّبُ اَمْرِي اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدِ صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمعينه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ve mevlana min eşşakirin eşşahidin bi kalbin selim. Allahu azimü cümlemize mededu inayet ve lütfi hidayet ihsan eyleye. Kusurlarımızla, eksikliklerimizle ifa ve eda etmeye gayret sarf eylediğimiz bütün ibadetlerimizi hayrül hasenat ve iyi niyetle yapılan bütün amellerimizi Cenab-ı Erhamer Rahim'in dergah-ı uluhiyetinde ehsen surette kabule şayan eyleye. İçerisinde bulunduğumuz, bulunmaktan da feyiz duyduğumuz mübarek bir Muharrem-i Şerif ayının ve Aşura ikliminin hepimiz hakkında hayırlara vesile olmasını o Aşure'nin tadı ile Müslümanların ağzının tadının olmasını birbirleriyle Allah için kaynaşmalarını birbirini Allah için sevenlerin olmasına vesile olan bu güzel ayın hepimiz hakkında şefaatçi olmasını Rabbim lütfeyleye benim sevgili izleyenlerim. Efendim kainatı yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratan, yaşatan, rızıklandıran Rabbimize hamd ve senalar olsun onun sevgili Resulüne, onun emine, onun güzel peygamberine nihayetsiz salat ve de selam olsun. Allah'ın rahmeti, esrar ilahiyesi, ilahiyyesi, Rabbaniyesi hepinizin, hepimizin ve ümmeti Muhammed üzerine olsun sevgili izleyenler. Efendim düzce televizyonumuzun güzel ekranlarında ve vesileyle programımızın YouTube'tan, Facebook'tan, internetten ve özellikle kardeşlerimin yurt içinde ve yurt dışında ile beraber çok kardeşlerimin dinlenmesi dinlemesine vesile olan ve hatalarımızın düzelmesine bilinçlenmemize vesile olacak bu güzel programı Rabbim anlatana anlatmayı ve yaşamayı dinleyenlere dinlediklerini de hayatında uygulamayı Rabbim nasip eylesin diye programıma başlamak istiyorum sevgili izleyenlerim. Efendim yeryüzünde şu anki dünya ekseninde düşündüğümüzde insanlık bütün büyük bir bunalım altında çaresizlik altında azgınlık altında şükürsüzlük altında tevekkül olmayan haline razı olmayan tembelliği şiar edinen kelimeleriyle şükreden hareketleriyle isyan eden toplum olarak görmekteyiz. Baktığımızda yeryüzünde düşünme yok, tefekkür yok, tevekkül yok, teslimiyet de yok. İşte program eksenimde bu üç ana maddeyi sizlerle Paylaşmak istiyorum benim güzel izleyenleri. Tefekkür, tevekkül ve teslimiyeti ifade ederken insan denilen bu güzel varlığın eşsiz bir varlık olduğunu biliyoruz. Çünkü Allah'ımız ben sizi en güzel surette yarattım düşünmeyi akıl etmeyi doğruyu yanlışı seçebilmeyi acıyı tatlıyı seçebilmeyi gündüz ile geceyi ayırabilmeyi ve ayrı ayrı milletlere ayrı ayrı kabilelere ayırdım ki birbirinizle kaynaşıp tanış olasınız diye o gönderilen insanların başına da o insanların cinsinden bir peygamber ve o peygambere gönderdiği kitabı o günün insanlarına anlatabilecek potansiyelde olan sözü dinlenilen sadık olan hainlik etmeyen yaratanı tanıyan ve yolunda bulunan insanlara sözleri ve hareketleriyle örnek olan bir peygamber, bir insan cinsinden bir peygamber. O da insan gibi yer, içer, gezer, dolaşır, evlenir. Çocuk sahibi olur, tefekkür eder, düşünür. Düşünme, düşünemek hakkı bulma. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbe. Kim ki düşünüp kendini tanırsa beni yaratan kim? Ben nereden geldim? Nereye geldim? Niçin geldim? Neyle döneceğim? Nereye döneceğim? Küçük bir kısa bir mesafesi olan misafirhane dünya ama ucu bucağı olmayan ölümsüz bir hayat ise ahiret. Geçici bir dünyada ben ebedi ölüm olmayan bir hayata neyle Rabbimin huzuruna gitmem gerekiri düşünmem lazım. Tefekkür etmem lazım. Düşünerek hareket eden programlı bir hayatı olan, her şeyi yerine göre yapan, Allah'a kulluğu yerine getiren, annesine babasına hürmet eden, hanımına saygı duran, duyan, hanımın da beyine saygı duyduğu, kaynaştığı, barıştığı, seviştiği, çatışmadığı, evlatlara örnek olduğu, toplum içinde seçkin bir birey olabilme. işte o varlık içinde insanın düşünce dünyasını Kur'an ifadesiyle. Sanzubillah. Ya eyyühellezine ve amenüttekullaha. Vel tenzur nefsun ma kaddemet ligat <Sessizlik> buyuruyor Allah. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Allah'ın kork dediklerinden korkun. Allah'tan korkmayın. İnsan, korkan insan uzaklaşır. Korku o manada. Ama buradaki mecazi ifade ile Allah'tan geldiniz, Allah'tan geldik, Allah'a koşunuz. Allah'ın yoluna koşun. Allah'ın peygamberine koşun. Allah'ın kitabına koşun. Doğruluğa koşun. İyiliğe koşun. Sevgiye koşun. Saygıya koşun. Günahlardan iyiliklere koşun. Fani bir dünyada baki olan bir hayatı imha edecek, yok edecek bir tavrınız, hareketiniz olmasın ifadesiyle Allah Allah'tan korkun. Kork dediklerinden korkun. Kötülüklerden korkun, Allah'a yaklaşın. Çünkü Allah kulunu sever. Niye sevmesin ki? Ben en güzel surette yarattım diyen Allah sevmediğini güzel bir surette yaratır mı? Hayvana Öküze, ineğe, böceğe, karıncaya seni en güzel surette yarattım demedi. Allah insana dedi. Ama insanın da emrine yaratılmış her şeyi onun emrine verdi. Kardeşlerim. Çerçeveyi çizerken Allah devam ediyor Haşr suresinde. Ve tenzur nefsün ma qaddemet ligat. Ey insan yaşarken hayatını yaşarken ömrünü sürdürürken bizim için gelen o peygamberin vahiy yoluyla Allah'ın gönderdiğini alan emin ve güvenilir bir varlık olan Cebrail vasıtasıyla getirilen güvenilir bir varlıklar olan peygamberlere teslim edilen bu ilahi vahyi canları pahasına bir ömür boyu o peygamberler uyumadan gecesini gündüzüne, gündüzüne gecesine katarak çalışmışlar. Allah'ım başıma gelen kötülük ve zulümden ötürü senin kullarına benim bana yüklediğin senin emrini anlatırken bana çok zahmet veriyorlar Allah'ım diye vazgeçmediler. Dövüldüler, sövüldüler, vazgeçmediler. Dışlandılar, ülkesinden çıkardılar, vazgeçmediler. Ve şöyle dua ediyorlardı. Allah'ım onların bana yaptığı kötülükler hiç yerine geçer. Yeter ki sen benden razı ol. Sen benden razı isen ben senden zaten razıyım Allah'ım. Bu razılıkla beraber beni sana kulluk görevini yapıyor yapamıyor diyenlerle beraber etme Allah'ım diye dua da bulunuyor. O peygamberler. Onun için Allah, wel temzur nefsüm ma demet ligat. İnsanoğlu şöyle nefsini tefekkür edip şöyle bir düşünmez mi? Geldiği noktayı hiç mi düşünmez? İnsanı imar eden kalem kalem çıkaran bir fabrikadan olmadığını Allah'ın o insanı topraktan yarattığını topraktan meydana gelip anne baba aşkını birbirine sunduğunu anne ve babanın evliliğiyle Allah bir ülfet nimetiyle ona Üflediği bir damla su ile ruhunu onu da annenin karnında 9 ay taşıyarak onu su içinde hayat vererek bir damlacık su evelem yaral insanu enna halaknahu min mutfe bir mutfe bir bir efendim damlacık sudan yarattığını onun anne karnında şekil olduğunu anne ve baba birleşimiyle rahim duvarına yapışan o suyun zaman içinde kudretiyle şekillendirdiği kan pıhtıları ile o deniz gibi suyun içinde yüzen o insanın o çocuğun o bebeğin anne karnının içinde bulunan o iklimi evladın göbek bağı ile annesinin göbek bağını birleştiren annesinin yedikleriyle Allah'ın onu besleyip büyüttüğünü Annenin yediğinden, içtiğinden, ahlakından, edebinden, saygısından, küfründen, ibadetinden, günahlarından, iyiliklerinin, eserlerinin kendinde ve çocuğunun üzerinde tezahür ettiğini yaratan Allah. annenin karnındayken ya zikreden bir bebek ya da isyan eden bir varlık. Annenin anne karnındaki yaşantısı ile beraber çocuğun eğitildiğini ve çocuğun dünyaya artık ben burada kaldığım yeter bana burası dar geliyor anne ben dünyaya gitmek istiyorum. Çünkü benim burada durmam mümkün değil." diye 9 ay sonra anneye bir çile, bir zahmet vererek tırnaklarını ve dişlerini sıkarak o doğum sancısına katlanan kendisinin canının acıdığını ama evladın dünyaya gelişinin sevinciyle acıyı unutan bir annenin o sevgi şefkatini veren Allah'ın o güzel nimetiyle dünyaya bahşettiği insan oğlu öldükten sonra canlanır mı canım ne alakası var diyen insanların bir damlacık su ile anne karnında 2 3 kilo olan bir evladın oluşumunun şeklini düşünmeyen, tefekkür etmeyen bunu hangi fabrika, hangi insan, hangi bilim adamı, hangi mucit bunu yapabilir diye düşünüp ancak yapsa yapsa Allah yapar diye düşünen tefekkür eden bu düşüncede olup da hareketlerini yaratan Allah'tan başkası olamaz. Tevekkülü ile o tefekkürün birleşmesiyle Allah'ın o yüce varlığa bir cümle söylüyor. Seni ben topraktan yarattım. Anamayan budur. Öz mayan ise bir damlacık sudur. Su ile toprağın bir araya gelmesiyle yaratıldın sen. Çünkü Allah Hazreti Adem'in cesedini topraktan yarattı. Yeryüzündeki bütün toprak cinslerinin bir araya gelip adeta hamur gibi yoğurulan insanoğluna bir şekil veren Allah. Dünyaya göndereceği insanın her yaratılmış varlığın o varlığın sulbünden dünyaya geleninin de topraktan yaratılmış haliyle dünyaya gönderildiğini görmekteyiz. Onun için Allah diyor ki nefsün makat demet ligat ey insan oğlu dünyada yaşarken ahiret diye bir yer var. Yani vel ba'su ba'del mevti hakkun öldükten sonra ebedi, ölümsüz ya cennet bahçesi ferikun fil cenne ya cehennem bahçesi ve ferikun fil sa'ir. Allah'ım cennetiyle müşerref eylesin ki o düstur içinde insan oğluna Allah şöyle söylüyor. Dünya fani, ahiret baki, ama baki olan hayatı ölümsüz olan hayatı ahireti insan öldükten sonra canlanın bir daha ölmeyeceğini sana iman akidesi olarak öğreten Allah diyor ki fani olan dünyada sana verdiğim ömür içinde aklının fikrinin azalarının, çocuklarının, hanımının, malını, mülkünü, servetini, verdiğim nimetleri benim rızam doğrultusunda kullanıp nakat temet ligat, iyilikleri, güzellikleri, sevgiyi, saygıyı, muhabbeti, hayrı, iyiliği, Kur'an'ı, namazı, niyazı, edebi, terbiyeyi dünyadan ahirete gönder. Bakar mısınız? Dünyadan ahirete gönder ki orada bu nimetleri alman mümkün değil. Çünkü dünyadan ne gönderdiysen ona göre hesaba çekileceksin. Düşün, tefekkür et diyor Allah. Onun için tefekkür konusunu tevekkülü ve teslimiyeti konu olarak seçtim kardeşlerim. Onun için Allah şöyle buyuruyor. Biraz önce arz ettim. Kul huvellezî en şe'eküm ve ce'ale lekümü sem'a vel ebsâre vel ef'ide galilem ma teşkurûn. Allah'ımız de ki o sizi yaratan bak o sizi yaratan kim yaratan Allah yarattı. O sizi yaratan ve size kulaklar veren bakın kulaklar veren bir et parçası. İşitiyor. Bir dil parçası. Konuşuyor. El, parmak. Konuş bakayım. Hadi. Konuş. Konuşmuyor. Ama bu parmak bir gün konuşacak. Ve tükellim ona. Konuştururuz biz onu. Eydihim. Elleri konuştururuz. Ama efvahihim ağızları mühürleriz. Kulak verdik biz ona. Daha gözler verdik biz ona. Göz verdik. Daha vel efide kalp verdik. Gönül verdik. Yürek verdik. Biz ona onu verdik. Bugün bir gözü imal eden, imal eden yeniden yapan, tanzim eden bir fabrika var mı? Kulağı yeniden imar eden, Allah'ın yarattığı gibi yaratan var mı? Bir kalbi sol göğsümüzün iki parmak altındaki o güzel nazargah ilahi kalbi yaratan, onun dünyasını nakleden, onun güzel duygular içerisinde bir et parçası vardır ki insan oğlunun kalbinde o et parçası öyle bir et parçasıdır ki insanın sağ elinin yumruğu büyüklüğündedir çok defa bu kalbi yaratan Allah bu kalbi yaratan Allah bu kalbin içini İnançla, imanla, tefekkürle, tevekkülle, teslimiyetle dolduran Allah birdir. Vahittir. Ondan başka yaratan yoktur. Dünyada her şey fanidir. Baki olan Allahu Zülcelal'dir. İnancı ile Allah'ına teslim olmayı düşündüren cümlelerle Allah'a sonunda diyor ki kalilem ma teşkurun. Bu kadar nimetler verdim bunun karşılığında şükretmiyorsunuz. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. Allah nasıl biliyor kulunu? Onun içindir ki Yüce Rabbimiz kitabı keriminde güzel insanlar. Konuma böyle başlarken demek ki biz anneden dünyaya geldik ama fakat bize çok büyük nimetler verilmiş. Şöyle aynaya baktığımızda fakir gibi görünüyoruz ama aslında çok zenginiz. Aynanın karşısında bulunan insan şöyle düşünmeli, tefekkür etmeli ben dahil. Şu gözlerim olmasa güzel insanlar. Şu gözlerim olmasa sana düzceyi, sana Türkiye'yi vereceğiz. Şu gözlerini ver bana desek deseler gözlerini verip düzceyi alır mısınız? Düzce'yi görmeyen bir gözüm yoksa benim için Düzce kaç para eder? İstanbul kaç para eder? Eğer bir kulağım işitmiyorsa, de benim aramda anlatılanları, vaazları, Kur'an'ı, çocukların dediklerini, hanımın dediğini, Müslümanların dediklerini işitmiyorsan ben bu hayattan nasıl zevk alırım? Çünkü Rabbim bana ve kalu ve eta'ana sana Kulak verdim, göz verdim, nimetlerle donattım seni. İtaat edecek bir kafa, bir akıl, bir beyin, bir duygu, bir düşünce verdim sana." diyen Allah. Bu nimetlerin karşılığında ne kadar zengin olduğumuzu tefekkür etmemiz gerekmez mi? Bazen densiz olan insanlar vardır. Allah vermiş. Vermek zorunda zaten. Niye? E benim yara... Peki gözün olmayabilir yaratılırken. Dilin konuşmayabilir. Ayakların yürüyemeyebilir. Allah ne vermişse ona sahip olmak. Onu onun buyrukları doldurtu, doğrultusunda onu kullanmak çok önemlidir. Onun içindir ki güzel kardeşlerim. Bugün insan oğlu için düşünmeyi, tefekkür etmenin önemini anlatan Allah'ın sevgili Resulü, Habibi Hüda, Nuru Muhammed Mustafa şöyle diyor. Bir saat, bir saat ya, hadi yarım saat, bir saat şöyle düşün, dağlara çık, geziye git, pikniğe git, Efendim bir turistik gezi yap. Şöyle bak. Allah Allah. Şu ormana bak ya. Yem yeşil arkadaş. Her taraf yem yeşil. Çeşitli ağaçlar var. İçinde dolaşan kuşlar var. Cıvıl cıvıl öten kuşlar ve böcekler var. Allah'ım sessiz bir endam bu gece bu ormanın içinde bulunan her varlığın sessiz halde o güzel hafif eken, esen rüzgarıyla beraber şöyle bir yeşilliklere bakmanın, artı oradaki denizleri görmenin, artı oradaki nimetlere bakarak tefekkür etmenin, bunun karşılığında Allah'a tefekkür edip nimetini tasdik ederken, Allah'ım sen ne büyük kudrete sahipsin. Semayı yaratmışsın. Koskoca kubbeyi yaratmışsın. İçinde güneşi tutuyorsun. Ayı tutuyorsun. Yıldızları tutuyorsun. Onlarla onu beslemişsin Allah'ım. Asırlardır dünya yaratıldığı günden itibaren bu dünya hiçbir zaman bakıma gitmedi. Efendim bunun yağı tuzu hiç kesilmedi. Bu güneş ziyasının seni emrin üzerine veriyor. Yıldızlar ve ay veriyor. Yaratılmış bütün varlıkların haline baktıkça bu tefekkür ile Allah'a tefekkür eden insan nafile namaz kılan 70 sene 60 sene nafile namaz kılan bir Müslümanın kıldığı bu nafile namazdan Burada bu dediğim gibi düşünmek daha eftal. Düşünmüyor musunuz? Akletmiyor musunuz? Hiç mi izanınız yok? Hiç mi vicdanınız yok? Nasıl düşünmüyorsunuz siz? Nasıl olur da Allah'ın yarattığı bu varlığı nasıl olur da öldürürsünüz? Nasıl hanımınıza kıyarsınız? Nasıl kocanıza kıyarsınız? Nasıl çocuklarınıza kıyarsınız? Nasıl olur da başkalarını öldürürsünüz? Ne hakkınız buna var?" diye düşünen, tefekkür eden, kötülüğün ne olduğunu düşünen ve Gereğini olmaz. Bu bana yakışmaz diyen varlık. Onun için Halikü Zülcelal ve Kemal Hazretleri bize Kur'an-ı Mübininde namazdan daha çok bak 85-86 veya buna benzer rakamlarla bu intibadı olan namaz tutmak, oruç tutmak, zekat vermek ayetleri yüzden aşağı. Ama Allah'ın yarattığı kainatı izlemek yarattığı bu kainat içinde nimetleriyle donattığı dağları, kayaları, denizleri, yerin altındaki nimetleri, yerin üstündeki nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız ve in taudduniyamatallahi la tuhsuha ifadesiyle bu kadar nimetleri saysanız saymaya kalksanız sayamazsınız diyen Allah Celle Celaluhu bu nimetleri niçin yaratmış? Dikkat. <laughs> ya uhtimuni ya uhtimuni ya dünya uhtimuni men hedemeni ey dünya kitaba bak kim söylüyor? Rabbimiz kutsi yolla söylüyor. Ey dünya, buyur ya Rabbi. Düşünceyi anlatıyorum ya. Buyur ya Rabbi. Ey dünya, toprağını benim kullarıma ver. Toprağı işlesinler, istediklerini eksinler. Bana inansın inanmasın kim olursa olsun ver. Ey elma, ey armut, ey yemiş, ey incir. Ne derseniz deyin. Beni dinle diyor Allah. Sen seni diken, seni yetiştiren, seni sulayan, senin ilacını veren, senden bekleyen Müslüman olsun, gayrimüslim olsun. Ey erik, ey elma, ey şeftali, ey karpuz. Sakın ha benim yarattığım kullarına karşı hainlik yapma. Ne yaparlarsa onların yaptıklarına neticesinde yaratan benim ama nimetlerinden istifade etsinler diyen de bu şekilde düşünen Yüce Rabbimiz dünyaya ve dünyanın içindeki her şeye, ya dünya uhdimu menhedemeni, ey dünya benim dinime, benim kitabıma, benim peygamberime, benim yoluma benim davama sen hizmet edenlere sen hizmet et diyor. Petrol çıkıyor insan istifadesine, rüzgarda rüzgar enerjisiyle çıkıyor. Doğal gaz çıkıyor. Cevherler çıkıyor. Altınlar çıkıyor. Mücevherler çıkıyor. Yerin altı ve üstü insanlık için dolu. Sade bizim için mi? Kıyamet günü sabahına kadar gelecek olan bütün insanlığın nimetlerini yaratan Allah bize lazım olacak kadar nimetleri değerlendirip israf etmemek onu yerinde kullanmak Allah'ın bize yüklediği sorumluluklardır. Sorumluluklardandır kardeşler. Onun için Güce kitabımız Kur'an'ın insan oğlunun yaratılışından kendisine vere verilenlerin karşısında insana namkörlük etmediğini, insan oğlu kendisine verilen nimetleri namkörce israf ettiğini değerlendirmediğini görüyor sofralarımızdan artan ekmek kırıklarının, yenmeyen yemeklerin, pikniğe gidip lokantalarda orada burada yiyip oralara atan, ekmeğini atan, efendim çekirdeğini atan, içtiği sigaranın pisliğini atan her türlü nimetlerle doğayı, kainatı kirleten insana Müslüman demek için 30 tane şahit gerekir. Affınıza diyorum. Geçen gün yeğenlerle beraber torunlarla hadi gidelim dediler gittik. Ereğli'den ta aşağıya doğru bir yerlere. Samimi ve iştenlikle söylüyorum. Şu Kur'an-ı Kerim hakkı için. Bu deniz kenarlarına gayrimüslimler gelmese bari dedim ya. Niye? Utanırız ya gayrimüslimlerin memleketinde, sokağında, bahçesinde parkında böyle bir şey yok. Ben de biliyorum Avrupa'yı. Bu kadar bu kadar sokağa pislik dağıtılır mı? Geçen bir kardeşimiz öyle dedi dün akşam bir toplantıda. Hocam dedi yurt dışında giden insanlar ceza yememek için bu temizliğe dikkat ediyorlar dedi. Ama ha buradan ama kapıdan girince içeriye dedi bizimkiler yine ani adet ve adetleri devam ettiriyorlar. Orada disiplin, burada serbest. E benim ülkemde mi sadece yoksa orada mı Müslümandık? Güzel insanlar. Biraz yüzdük falan. Geldik şöyle oturacağımız yere. Übala etmiyorum. Kur'an hakkı için oturacak yer yok. Yer yok. Niye biliyor musunuz? Çekirdeğini atmış, kolasını atmış, bira şişesini atmış, su şişesini atmış... Yemiş atmış, afadesinin dışkılarını atmış, sigarasını atmış. Tu yazıklar olsun be. O doğanın, o deniz kenarlarının ne suçu var? O Allah'ın gördüğü, gönderdiği denizde yüzüyorsun, rahatlıyorsun da. O doğayı pislemeye, o deniz kenarlarını, piknik alanlarını, orman kenarlarını yakmaya, yıkmaya ne hakkın var? Böyle insanlar için ağır ceza olması lazım. Devlet kardeşlerime söylüyorum. Ağır ceza. Takip edeceksin ya. O yüzden takip edeceksin. Nerede kim yapıyor? Ben dahil olmak üzere. Ben de yapıyorsam beni de cezalandır. Allah'ın güzel dediği insan nasıl pis olabilir? Anlatırken hocalarım cemaatim en nezafetü minel iman temizlik imandandır diyorsun da din demek temizlik demek diyorsun da ben Müslümanım ben Kur'an okuyorum hafızım da yaptığın ne? Bu pislik hiç yakışıyor mu sana? Elin gavuru görse ya sizin yaptığınız Müslümanlıktan benim gavurluğum daha iyi ya der. Ve artı şişeleri atıyorsun Yolda giderken arabada su iç, at ormanın kenarına, sigaranı at, pistiğini at, çikolatanı at, her şeyini at. Ondan sonra güneşin karşısında zaten güneş var, zaten toprağın üzerindeki o mübarek çimler de bahane arıyor yanmak için. O güneşe baktıkça ve o kutular, o poşetler yanmaya başlıyor. Bu sefer ormanlar başlıyor yanmaya. Bir daha nereye gideceksin? Efendim. Ayrı oturup doğru konuşalım mı? Efendim. Ayrı oturup doğru konuşalım. Mevlana'ya bakalım mı? Arkadaş, İbrahim Hoca sana da söylüyorum. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Senin namaz kılman, senin oruç tutman, senin zekat vermen İslam'ın belirli kurallarını yapman bir başkaları senden ve senin yaptıklarından nefret ediyorsa bunun adına kul hakkı denir. Mümin örnek olacak. Allah'ın emirlerini yapıyorsam yapmayanlara karşı da örnek olacağım ki onların dillerine düşmeyeceğim. Evet gerçekten şu insan temiz bir insandır. Sadece ellerindeki sadece getirdiği poşetleri vesaireleri oraya atan değil ve bir de insanın dili insanın elleri başkasının nefret edeceği şeylerle olmamalı. Deniz kenarlarında bira şişeleri içen gördüğüm için söylüyorum. Bira şişeleriyle kadınların ve diğer öbür taraflardaki insanların onlara bakarak oradaki kötü kötü içtikten sonra hal ve hareketleri Müslümana hiç yakışmıyor saygıdan sevgiden muhabbetten Allah korkusundan uzak onun için müslüman düşün ben müslümanım ben temizim temiz olmak zorundayım çünkü müslümanlık bana temizliği öğretti anam babam bana temizliği öğretti öğretmenim hocam büyüklerim bana temizliği öğretti öyleyse müslüman ya olduğu gibi görünmeli ya da göründüğü gibi olmalı. Allah diyor ki ben güzelim. Bakın güzel olanı severim. Kullarım güzeldir. Onların azalarından kötülük çıkmaz. Benim ilahi vahyumun teşebbüs ettiği o cevheri yerine getirirler. Buradan bir girişle demek ki Müslümanın tefekkür etmesi ve Hazreti Ömer'in bile bugün Allah için ne yaptın sözünün meşhur muhatabı olan Ömer'den insan adeta ibret almaz mı? Onun için mahalle aralarının, şehirin, caminin, okulun, mahallenin, evin, evin çevresinin her Müslüman temizliğe dikkat etmeli. Bu temizlik konusunda bir program yapacağım inşallah. Ancak bunu tefekkür eden bir insanın adeta kendini eritmesi lazım. Allah'ım diyor ki de ki O sizi yaratan ve size kulaklar, gözler, kalpler verendir. Siz ne kadar az teşekkür ediyorsunuz? Sure-i Rahman'da da Rabbim biz necmi ve necmü ve şecerü yescüde biz kainatı öyle güzel bir düzen halinde yarattık ki yaratılmış o varlıklara yüklediğimiz o görevlerini ihmal etmezler, unutmazlar, hata yapmazlar, aşındırmazlar. Onlar yerine getirirler görevlerini Güneş bana ziyasını veriyor. İçinizde hepimiz ben dahil sıcaklardan şikayetçi olan var mı? Duramıyoruz hocam. Evet ya ne yapacağız bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. Biraz sonra okuyacağım. Sizin başınıza gelenler sizin yaptıklarınızdandır sıcaklar ne kadar çıktı kadınlar erkekler o kadar soyundu. Şimdi bu sıcaklıkların gitmesini mi istiyorsunuz? O zaman düzelin diyor Rabbül Alem. Düzelin. Eğer düzelmezseniz Allah sizi düzeltir. Onun için Rabbimizin ilahi hükümlerini söylemek hiçbir zaman hata değildir. Erkeklerin, kadınların, müminlerin hal ve hareket gidişatını, dünyadaki yaşantısını Kur'an'a göre hareket edip yerine getirenler cennete girerler Allah'ın izniyle. Aman boş ver canım. Böyle gelmiş, böyle gider derse insanoğlu şimdiden güreşi imtihanı kaybetmiştir. Allah'ım hidayet versin. Kardeşlerim. Efendim, bismillah. Şöyle bir dua ile programıma başlamak istiyorum efendim. Hem düşünceyi sevk eden hep beraber olsun inşallah. Ey Rabbim her şey senin hizmetindedir sen bizi koru allahım sen bize yardım et allahım sen bize rahmet et allah ım. yeryüzünde öyle kulların var ki sabi yavrular sabi çocuklar pirani ihtiyarlar Yeryüzündeki mazlumlar, vefat edenler, Allah'a kavuşanlar, Allah vekil deyip zalimin zulmüne sabredenler. İşte o insanların hürmetine Allah'ım rahmetini ver bize. Yağmurunu ver bize. Hayvan ve hayvanatın ne suçu var ya Rabbi? Ormanlarda, tarlalarda, meralarda, her yerde, her yerde o hayvanlar senin rahmetini bekliyorlar. O karıncalar, o kuşlar, o böcekler, o hayvanlar, o denizlerin ve gece gündüz beklediğimiz o rahmeti bekleyenler var Allah'ım. Allah'ım bu rahmetini ver de senin konuşmayan kulların var ya o hayvan ve hayvana törmetine Allah'ım bizi rahmetinden yağmurundan mahrum etme Allah'ım diye dua ederiz. Çünkü toplum içinde öyle insanlar vardır ki benim gibiler velevkana tostom bolak sabaha kadar yatarken Öyle insanlar vardır ki teheccüd balkında kalkarlar. Ya Rab! Gökyüzüne bakıyorum simsiyah. Yeryüzüne bakıyorum bütün insanlar uyumuş. Ne olur Allah'ım uyumayan mahlukat hürmetine rahmetini bize ihsan eyle. Dua eden insanlar hürmetine yağmur nimetini lütfeyle Allah'ım. Rahmetini lütfeyle Allah'ım. Sadece biz bize ihtiyacımız olduğu zaman dua eden insanlar olduk Allah'ım. Allah der ki bu nimetlerin biraz kısıyorum sizi rahatsız ediyorum. Niye? Bana dönün ey kullarım bana anlayın beni anlayın. Ve necmi ve şecer yescüden. Her tarafı bir döşek gibi yarattık biz. Kızıl Deniz'deki beracel bahreyni yeltikiyani beynehuma berzakul la yebghiyan. O denizi saldık biz. Onun bir tarafı acı bir tarafı tatlıdır. Ama biz onu kudretimizden birleştirmeyiz. İbret alın düşünesiniz diye. Tefekkür edesiniz diye. Ama siz ne yapıyorsunuz? Tebi eyyi ele İrabbüküma tükezziban. Nasıl olur da gözünüzün gördüğü bunca hakikatlar var iken nasıl olur da bunlar yalandır diyorsunuz. Yazıklar olsun size derdesini Allah ferman ediyor. Gökyüzüne baktığınız zaman bir kubbe, bir cami yaptığınız zaman bile o kubbeyi tutan direklerin olduğu, bir apartmanı tutan direklerin olduğunu görüyorsunuz, biliyorsunuz. Öyle ev yapıyorsunuz, yaptırıyorsunuz. Ama düşünmüyor musunuz ki yeryüzünde ucu bucağı belli olmayan dünyayı kucaklayıp da içinde her insanı direksiz barındıran gök kubbeyi tutan Allah'ı düşünmeyecek misiniz? Onun dediklerine kulak vermeyecek misiniz? Onun vahyini dikkate almayacak mısınız? Hiç mi aklınız yok? Siz deli misiniz? Dercesini Allah bize bu sorumluluğu yüküyor efendim. Evet. Allah'ım. Efendimizin duaları bunlar. Allah'ım önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelecek bütün felaketlere karşı beni koru Allah'ım. Duaya bak. Mümin dua edecek. Salat getirecek. Bazı kanı bozuk, izanı bozuk insanlar vardır. Sözün meclisten dışarıya Allah'a yalvarmayı, peygambere yalvarıp selatü selam getirmeyi yalakalık diye söyleyen o cümleleri söyleyen insanlara Allah hidayet versin. Onları dinleyenlere de. Dua. Allah dua edin diyor. O da diyor ki yalakalıktır diyor. Tam sopalık ya. Ya ve kâle rabbeküm duûni estecibileküm. Dua edin de ben de sizin duanıza karşılık vereyim diyor. Allah Resulünden ya Resulallah senin Allah'ın izniyle şefaat iznin var. Ya Rabbi bizi şefaatinden mahrum etme demenin yalakalıkla ne alakası var? Yeni bir Müslümanlık mı çıktı? İşte bu tip olan insanlar, isimleri söylemiyorum. O tip olan insanlar var ya, insanları dinden uzaklaştıran, insanların billur fikir yapısını ayıran, çedelleştiren acaba ya diye insanları şüphe ile inanmaya vesile olan insanlar kafirden daha çok hainlik yapıyor demektir. Yanlış söylemiyorum ha. Hep düşünerek söylüyorum. Her maddenin altını da ben sahipleniyorum. Senelerdir program yapıyorum elhamdülillah. 24 senedir televizyonda. Rabbim riyadan muhafaza eylesin. Kusurlarımı Allah affetsin. Kötü sözlerin bana aittir. Allah'ım affeyle. İyi güzel cümleler kardeşlerime aittir. Allah istifade etmeyi onlara bana bana da nasip eylesin. Dua ederim. Onun için mümin Allah'ın yüce kudretini düşünmek zorunda. Efendim, Rabbimiz de ki: O sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır Allah. Ancak onun huzurunda bir gün toplanacaksınız. Hani kul huvellezî zerâküm fil ardı ve ileyi tuhşerûn. Bir gün onun huzurunda toplanacaksınız diyor. Hadi bakayım. Öldükten sonra hayatı boş verin. ya. Yani. öyle gidiyor o. o. Unutuluyor. Öyle bir şey yok. Ölen insan Müslüman da olsa, kafir de olsa Allah'ın toplanın dediği olan alan arasat meydanıdır. Orada Allah bütün varlıklarını, bütün yaratılmışlarını Allah toplayacak orada. Olur mu olmaz mı? Ev Şüphe yok. Allah biz onu toplayacağız diyor. Geçen akşam televizyon programı dinlerken efendim birisi diyor ki ya oraya gidip gelmiş var mı diyor. İşte bu adam Müslüman değil. Çıkmış. Çünkü öldükten sonra dirilmeyi kabul etmiyor. İşte onun için hayatın cilvelerinden şikayetçi olmak hiç hoş değil. Çünkü o alemin cilvelerini bize yaratan Allah'ın yüce kudretine kafa tutan insanların bir gün mezar taşına kafası vurduğunda Eyvah! Ve yekulül kafiru ya leyteni küntü tüturaba Ya Rab keşke bizi toprak olarak yaratsaydın da. Toprağından insanlar istifade etseydi. O gün gelmeden hatırlatıyorum kendime ve bütün Müslümanlara. Görevimiz bu. Zira bugün teknik ve teknoloji ile dinlenmesi gereken sözcükler herkesin elindeyken eğer bunlar dinlenmiyorsa o takdirde ya Rabbi ben duymadım. E şarkıyı, türküyü, alazmanı, alazmanı duyuyorsun. Değil mi efendim? Onun için Allah'ım çocuklarımıza da ümmeti Muhammed'e de hidayet versin Allah'ım. Efendim Allah'ım bizi gadabından öldürme. Azabınla helak etme Allah'ım. Bunlardan önce bize afiyet ver Allah, sıhhat ver Allah'ım. Bize mutluluk ver Allah'ım. Bize Müslüman da yaşamayı nasip et Allah'ım. Kötülüklerden uzak eyle Allah'ım. İyilerle kaynaşmayı, iyiliklerle buluşmayı, iyi insanlarla kaynaşıp tanışmayı, iyi halimizle hareket edip ömrümüzü sürdürmeyi, iyiliklerimizle Ukbaya gidebilmeyi Rabbim nasip eylesin diye dua eder. Düşüncemiz bu Hani malım mülküm servetim geride kaldı. Eşim dostum akrabam geçtiğim yollarda kaldı. Beni terk etmeyen biri vardı ki o da Allah için yaptığım iyilikler benimle kaldı diyen İbrahim Hakkı Hazretleri'nin sözü. Ne kadar güzel bir söz. İnsan ölür, insanlık ölmez diyen ejdat bize ne güzel yatırım yapmışlar. Ejdat bize ne vermiş ki? Vatanın memleketi hep satmışlar diyen o alim gibi görünen o cahiller, önü kapalı ama gerçekleri görmeyen zalimler var ya. İşte sen sütünü emersin, kötülük edersin, satarsın, biçersin. O senin ecdat dediklerin, o senin ecdat dediklerin vatanı iki yakasını bir yere gelmemek üzere parçalayan İngiliz kafası ile Müslüman görünümlü kafaların bir olup ecdadımızı alt edip de ondan sonra bana Kızıl Sultan diye kitaplarda yazı yazıp methyüsenâ edersen benim ecdadımın hiçbir zaman orijinalliğini bozamazsın. Çünkü güneş çamurla sıvanmaz efendim. Öyle bir nesil gelir ki Allah'ın izniyle benim gibilerin beceremediği İslam'ın özünü yaşamaya gelen öyle nesiller gelir ki bizi toprağın altında rahmetle ananlar inşallah diye düşünürüz. Sevgili izleyenlerim bakın Resulullah'ın güzel duaları. Her günüme her işime Allah'ımın ismiyle başlarım. Kendimi, ailemi, malımı Allah'a havale ediyor. Onun yüce himayesine bırakıyorum Allah'ım. Bakar mısınız arkadaşım? Allah'ım bina yıkıntısından uçuruma düşmekten boğulmaktan sana sığınırım. Yangından ve aşırı yaşlılıktan ve sıcaklardan apaat semaviye ve apaat araziyeden sana sığınırım Allah'ım. Ölüm korkusundan ölüm sırasındaki şeytanın beni aldatmasından sana sığınırım Allah'ım. En büyük düşman, şeytan, imanın düşmanı, beni imansız bırakmak için gayret eden şeytan, ona aldanan bir müslüman işi bitmiştir. Allahım, günahlarımızla, isyanlarımızla, iyiliklerimizle, hatalarımızla, huzurundayız Allah'ım. Gelirken dünyaya beni Müslüman olarak yarattın Allah'ım. Dünyada yaşadım, yaşıyorum ama senin gönlünü alacak emirlerinle yaşayamadım Allah'ım. Buna rağmen beni yoldan çıkaran, beni namazdan uzaklaştıran, beni oruçtan, ibadetlerden uzaklaştıran beni hacdan beni zekattan uzaklaştıran beni senin yoluna giden güzelliklerden uzaklaştıran şeytanın şerrinden beni muhafaza eyle Allah'ım demek. Ne kadar güzel bir duygudur. Onun için Allah'ım imandan ayırmasın hiçbirimizi kardeşlerim. Ölürken de Allah Allah diye ölebilmeyi yakınlarımızla helallaşabilmeyi, Rabbim geldim sana diyebilmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Benim güzel izleyenlerim. Efendim, Allah'ım sen benim Rabbimsin. Kurban olayım ya Resulallah sana. Sen ne güzel insansın ya. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka Allah yoktur. Sana güvendim. Sen o muazzam arşın göklerin sahibisin. Allah'ım, senden başka sığınacak kimsem yoktur Allah'ım. Ne dilersen o olur her kudret ve kuvvet sahibi sensin. Senin her şeye gücün yeter. Kuvvetin, kudretin yeter Allah'ım diyor. Müthiş insanı rahatlatan cümleler benim güzel izleyenlerim. Bakar mısınız? Dünyaya her gelen çocuk Müslüman olarak doğar. Değil mi efendim? Kafirden de mi hocam? Evet, kafirden de, Hristiyan'dan da, Tutperesten de, ateisten de, satanisten de, siyonisten de ne derseniz de iyi. Dünyaya gelen her çocuk müşrik annesi de olsa Müslüman olarak doğar. Peki onu Müslüman ya da Hristiyan, ya da dinli, ya da dinsiz yapan kimdir? Annesi babasıdır diyor. Bakın, anne baba. Demek ki dünyaya çocuk getirmenin o zevki tadıp dünyaya nesil gelmesine vesile olmanın güzelliği var. Ama asıl güzellik o doğan nesli özüne inancına, itikatına ve teslimiyetine ve tevekkülüne ve tefekkürüne uygun bir yaşam biçi olarak ona küçükten dini mübini İslam'ı, ilahi mukaddesatın güzelliklerini anlatmak, aktarmak, onu bizim izimizden gider hale getirmek. Yani ön tekek nerede giderse arka teker de oradan gider derler ya. Bugün özellikle Allah nesillerimize hidayet versin. Önden gidiyoruz ama bizim ayak izimizden gelen pek yok. İşte bizi üzüntüden yıkan, varlık içinde boğulan, inançtan ve itikattan uzak, dünyaya eğlenmek için gelen bir zihniyetle baş başayız efendim. Allah'ımız Kitab-ı Kerim'inde muhteşem bir güzellik söylüyor bize. Ne diyor bakınız? Vallahu yasmuh keminenes. Allah kasam ediyor. Yemin ediyor. Allah Celle Celaluhu Habibim kimine? Peygamberine. Habibim seni insanların zararlarından koruyacağız. Bakınız. Allah Resulü'nü Allah korumuş mu? Evet korumuş. Harisun <laughs> aleyküm. O ümmeti üzerine çok düşkündür. Ama illa tensuruhu fakat besarahullah. Allah'ın o güzel peygamberini Allah'ımız koruyacağını bize haber veriyor. Habibim üzülme, mahzun olma, kederlenme. Sen elem yecidike yetimen feava sen yetimdin, sen muhtaçtın, senin kimsen yoktu. Senin elinden tutmadık mı? Senin elinden tutacak insanları sebep halk etmedik mi? Çünkü anadan doğduğunda hane Halime annemize verilen, onun sütüyle büyüyen, 4 yaşına kadar kalan, 6 yaşına kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin annesinin kucağında kalan, 6 yaşında annesi Rabbine kavuşurken oğlum, bak Ebu Vahda: Oğlum biz akrabalarımızın yanından geliyoruz. Dedelerinin yanına gidiyoruz. Ama meraklanma. Bir oturalım şurada bir konuşalım der. 6 yaşındaki o güzel Muhammed'i alır koklar. Yanaklarından, ensesinden, saçlarından <laughs> koklar. Sen benim göz nurumsun Habib. Sen benim en güzelimsin Muhammed. Senin cemaline yüzüne baktıkça mest oluyorum Muhammed. Sen ne güzel insansın Muhammed. Benim karnımdayken bile sen hep ümmetim demiştin. Peygamberler bile bana geldiğinde her ay sen ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'ya hamilesin ey amine dikkat et dediğinin muhatabı sensin ey Habib. Oğlum Gel bakayım yanıma. Sana söyleyeceklerim var. Belki de bu söyleyeceklerim sana son sözlerimdir. Yavrum her yeni eskir. Her gelen göçer gider. Unutulur. Ben de bir gün geldim. Allah'a kavuşacağım. Ama sen dünyada kalacaksın benden sonra kıyamet günü sabahına kadar senin yüzün hürmetine ben unutulmayacağım. Çünkü Amina Hatun Muhammed anesi diyecekler. Çünkü Abdullah'dan doğdu hamile. Vakter işte heftehu eyyamele diye o güzel metü ile ben senin hürmetine kıyamet günü sabahına kadar hatırlanacağım. Unutulmayacağım deyip kucağında vefat etmesi bir düşünceyi, bir tefekkürü hatırlatan konu değil mi efendim? Onun içindir ki düşünmek, düşünerek hareket etmek, düşünmeden bir şey yapınca ya hiç mi düşünmedin ya? Aklın başında yok mu ya? Bir plan vardır, bir program vardır, insan buna dikkat eder gibi birbirimizi uyarmadığımız olmaz mı? Yani bir mühendis bile binayı yaparken bir mucit bile yapacağı işi herhangi bir sanatkar bile metresiyle, gremeriyle, efendim metafiziğiyle, matematiğiyle, efendim bu güzel ekosistemin güzellikleriyle onu santimine kadar ayarlayıp ona göre hareket eden planlı ve programlı devam ediyor da insan oğlunun dünyaya kendi eline verilen Kur'an'a ve sünneti Resulullah'a göre planını, programını, hayatını programla gençliğini, ihtiyarlığını, orta yaşlılığını, evliliğini, hayatının her karesini plan ve programlı bir hayatın olsun ki sonunda eyvah demeyesin. Kur'an-ı Mübin'in biraz önce anlattığım makat demet ligat önceden gönder ki ahirette harcayacak malzemen olsun, Zira dünyanın yolu kısa ve ölümlü, ahiretin yolu ise dirilmek ve sonsuz bir hayata, sonsuz olan bir hayata, sonu olan bir hayattan yaptıklarını yapacaklarını, güzelliklerini, iyiliklerini elinde imkan varken namazını, niyazını, ibadetini, taatını, zekatını, uşrunu, insanlığını efendim bunlarla ilgilen ki yarın senin bıraktıkların arkadan sana göndermezler sen kendin önce gönder ama senden sonrakiler de sana gönderirlerse elbette güzel bir şey ama hele bu devirde pek inanma adam anam babam ölse de bu mal mülk bana kalsa adam araba vesairelerim var bir şey sahip olamadım babam dedem ölse de bunlara sahip olsa hiç olmazsa biraz bunalım ve stresli bir hayat. Anamdan, babamdan, abimden, amcamdan, dayımdan her neyse rahat bir hayatım olmadı. Geberseler de hiç olmazsa rahat rahat bir alem yaşasak. Diyen insanlarla dolu toplum. Evet. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurur efendim. Kalbinde Hardal danesi kadar imanı olan cennete girer diyor. Ee, i̇nşallah. İnşallah. Hardal danesi ne kadar Malum olduğu üzere. Yani yeter ki okuttan tut, şöyle okuttan tut. Koy verme. İslamın ipini bırakma. Kitabın ve dinin ipini bırakma. Peygamberin yolundan ayrılma, o yolda sabit ol günahlarına rağmen. işte o o yol vallahu yed'u ila daris selam ve yehdi men yesau ila sıratul müstakim. O müstakim Kur'an ve sünnet yolu Efendim, günahlarla dolu bir hayatın sonunda güzel bir dua ile elbette konumu tamamlayacağım ama şöyle bir ayet-i kerime sizlerle paylaşmak istiyorum. Allah'ımızın tefekküre yol açan bu güzel nimetleri paylaşırken Rabbim şöyle diyor. İnna külle şeyin halaknahu bi kadâ. Biz her şeyi takdir üzere yaratırız. Biz yaratırız. Her şey takdirin içinde yer alır. Ha demek ki Allah'ımız ne takdir etmişse ona razıyız. Acaba benim hakkımda neler takdir ettiği bilemem ki. O bilir. Ya benim kaderim iyi mi kötü mü? Allah senin kaderin şöyledir diyecek hali yok. Biz Allah'ın emrettiği konularda hayatımızı sürdürürken istemediğimiz bir hayat meydana gelir ki bu da takdir-i ilahi. Onun için Yüce Rabbimizin bize söylediği وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا Kur'an-ı Mübin Allah'ın izni olmadan insan oğlunun ruhu alınmaz. Allah izin vermemişse o insanın ruhu canı çıkmaz yani. Ecel muayyen bir ana kadar yazılıdır. O ne zaman noktalanır? O ne zaman biter? Bilemeyiz. Allah herkese ve dünyaya da evet senin içindeki şu adam, şu bayan, şu kişi bunun vakti dolmuştur. Dünya artık sen onu bana gönder. Dünya kargo ile göndermez. Toprağa gireceksin. Baba, toprağa gireceksin. Orada bir hesap vereceksin. Münkir ve nekire cevap vereceksin. Ondan sonra seni ya rahmet melekleri ya azap melekleri istediği yere götürecek. Senin benim elimde değil. Bazıları şöyle derler. Yine o tip adamlar var ya televizyonlarda. Ya arkadaş akıl var fikir var ya. Ya insanoğlu ölmüş, çürümüş, bitmiş, tükenmiş. Bunun nesine soru soracaklar ki ya? Diyor adam ya. O kocaman adam ya. Kocaman ilahiyat fakültesini bitirmiş ya. Olsun kocaman profesör olmuş adam ya. Utanıyorum ya. Ula kardeşim ben de akıllıyım. Yani senin kadar o bedene sormayacağını ben de biliyorum. Niye zehirliyorsun insanları? Allah burada dünyada yaşayan insanın son noktasında kabrinde ilk giriş noktasında yani pasaport la teşbih ve pasaport listesinden geçip vukuat olmadan hangi memlekete gidiyorsak ukba aleme giderken de işte orada Allah cilbe-i Rabbani'yi olarak sorduracak. Men ve ma kitabüke ve ve men Allah'ı, dini, imanı, peygamberi soracaklar diyor. Ya olmaz böyle şey. Gidince görürsün. Ama ben buna inanıyorum. Onun için diri ki Rabbim benim Rabbim Allah'tır diye hayatını sürdürüp buna teslim olanlar tefekküre bak. Biz onlar için melekler göndeririz. Korkma, üzülme, mahzun olma. Sen dünyadaki yaşantını tamamladın. Ukbay'a Allah'a gidiyorsun. Sakın ha tereddüt etme. Acemilik çekme. Korkma, üzülme, mahzun olma. Senin gitmen gereken yere bizi Allah gönderdi. Ne güzel nimet ya Rabbi. Gel elinden tutuyor. Seni doğru götürüyor. Cehenneme değil. Hazreti Muhammed Mustafa'ya götürüyor. Allah'a götürüyor. Bu hali sen niye Müslümanlara bu inanç yoktur diyorsun da yani neyse kelimeleri söylemeyeyim, mesul olmayayım. Cümle, yani kerik cümleler çünkü. Onlara layık olan kelimeler. Kabirde cevap vardır diyor. Kabir azabı vardır diyor da sen nasıl olur da kabir azabı yok dersin? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bedir muharebesinde müşrik olan yani Hazreti Hamza'nın bile en az 30 tane kafir öldürdüğünde o topraklara gömdüklerinde Efendimiz soruyor ey Müslümanlar gideceğiniz yerden rahat mısınız? Rahatız ya Resulallah. Müşriklere de soruyor nasıl durumunuz çetin ve azap halinde olduğunu söylüyorlar. Öyleyse bu hayatın güzellikleriyle hareket edip her an ölecekmiş gibi dünyaya hiç ölmeyecekmiş gibi hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya hemen ölecekmiş gibi de ahirete hazır olmayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Benim güzel kardeşlerim. Efendim Peki insanoğlu dünyada yaşar, değil mi efendim? Bu yaşayan insan için yüce Rabbim bakın ne diyor. İnne malaikete Allahi şühedallahi fissema ve entüm Allahi fil ard. Bu güzelliği aktarırken Gökyüzünün şahitleri meleklerdir. Yeryüzünün şahitliğini de Müslümanlar yapar. Gökyüzü de melekler. Yeryüzünde insanlar. Ben Müslümanım diye Allah'ın birliğine inanarak bu güzelliği gören Müslümanların ben şahidim demesi ne güzeldir. Hani vefat edince Müslüman olduğuna inanır mısınız? Soruyor ya hocamız. Elbette inanırız. Ne güzel. Ama acaba Müslümanların olduğu yerde alın secdeye gitmemiş, dön kıbleye dönmemiş, Müslümanlarla ilgin alakan yok. Ne olduğun belli değil. En azından inanıyor musun, inanmıyor musun belli değil. Böyle bir hayat değil. En azından Müslümanlara sorulduğunda niye soruluyor efendim? Tabut orada. Niye soruluyor? Allah huzuruna gelmeden önce kul hakkı var mı? Dövmüş mü, sövmüş mü, hakaret mi etmiş, parasını mı yemiş, rüşvet mi yemiş, faiz mi yemiş, hakkını, hakkının dışında mı yemiş, Bunları soruyor Allah huzuruna gelmeden bunları kullar arasında yaşadığı için önce onlara sorduruyor. Ve sonra Müslümanlar iyi biliriz deyince Allah onu iyiler listesine yazarım diyor. Olur böyle şey. Ya sana ben bir şey diyemiyorum. Senin buna ihtiyacın yoksa sana elveda. Ama benim kitabım Kur'an'ımda bak ne diyor Allah. Kul <laughs> siru fil ard tenzuru keyfe bedel halk sümme Allahu yunşi etel ahire inna Allahu ala kulli şeyin kadir. Sadakallahu aleyh. Bakalım. De ki Allah Habibine söylüyor. De ki yeryüzünde dolaşı, dolaşında yeryüzünde dolaşmaya başladığında Allah'ın yaratmayı nasıl yarattığına bir baksın. Allah bu gökleri, bu yeri nasıl yarattığını, Allah'ın yüce kudretini görmek istediği halde semaya göklere, kainata şöyle bir baksın. O güneşi durduran, o ayı gece çıkaran, o yıldızları gökyüzünün güzelliğiyle donatan, isimleri sayılmayan, fezaya kadar evreni dolaşan, ayı dolaşan yıldızlara giden, adeta kılı kırk yarmaya çalışan insanların hal ve hareketlerini hiç görüp düşünmüyor musunuz? O semayı Allah gökyüzünde nasıl tutuyor gökyüzünü diye hiç düşünmez misiniz? Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter hükmü Allah'ın ida ilahi adaletinin simgesi kardeşlerim. İmanınız varsa var mı? Elhamdülillah. Allah'a tevekkül edin. İmanınız varsa tevekkül, teslim olun ona. Ben Müslümanlardanım Allah'ım de. Ondan gelene razı ol. Herkes zengin, herkes fakir. Herkes zengin olmaz, herkes fakir de olmaz. Allah bir dengeyi olarak yaratmış. Kimini fakir, kimini zengin fakiri zengine, zengini de fakire muhtaç etmiş. Nasıl oluyor? Hiçbir zengin zengine zekat veremez. Peki kime verecek? Sadakayı kime verecek? Fakire verecek. E zengin almadığına göre, alamayacağına göre zengin temizleyecek malını, zekat verecek, uşuru kime verecek? Fakire verecek. Bak şimdi fakir olmazsa zengin boşta kalıyor. O zaman zengin fakire muhtaç. Peki fakir de çalışıyor çalışıyor Allah o kadar vermiş. Şükreden hamd eden bir fakir de zenginin malına muhtaç. Yani birbirini dengeliyor demektir. Tefekkür zekayı açarmış bakınız. İmamı Şafi öyle diyor. Bir insan düşünüyorsa tefekkür ediyorsa, düşünmüyor musunuz? Düşünmek, tefekkür etmek, yaratılmışları, yaratanı tefekkür ederek kendi kendine Allah'a kadar giden elhak, ahad birdir Allah'ım senden başka varlık yoktur. Diğerleri hep bugün vardır, yarın yoktur ya Rabbi diye tefekkür eden insan. Tefekkür zekayı açar. Herhangi bir konuda kararın tefekkürden Allahu Teala'nın yarattıkları üzerinde düşünün. Düşünün ama zatı hakkında düşünmeyin. Allah nasıl acaba ya? Kime benziyor acaba ya? Allah yeryüzünde mi gökyüzünde mi? Allah bizi neyle görüyor ya falan diye böyle yaratılmış varlıklar gibi düşünme. Onun gözü yoktur. Ama görme kudreti vardır. Kulağı yoktur. Ama işitme kudreti vardır. Düşünce akıl nimeti insana verilmiştir. Onun için Allah yerde ve gökte ne varsa kendisini tefekkür eden yaratılmış varlıklar içinde de en fazla Kur'an'da 750'nin üzerinde tefekküre düşünmeye matuf ayetler vardır. Bizim dinimiz evrensel bir din ve kitabımızın ilahi vahiylerle emirleri, tavsiyeleri bu düşünce tefekkür üzerinedir. Sevgili kardeşlerim, Tefekkür ibadetin yarısıdır. Düşünme. Allah kuluna kafidir. Tefekkür sana sevap ve günahlarını gösteren bir aynadır. Allah Allah. Tefekkür. Bedenin ibadette kiblesi Kabe'dir. Bedenin İbadette kıblesi Kabe'dir. Her nefeste ruhun kıblesi ise... ...alemlerin Rabbi olan yaratanımız... ...Hazreti Allah Celle Celaluhu'dur. Kardeşlerim. İlimsiz ibadette... ...tefekkürsüz Kur'an tilavetinde... ...fayda ve feyiz yoktur. İmam Gazali tefekkür gibi kıymetli bir ibadet yoktur der. Ebu Derda Efendimiz, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den duyduğu ve kayda aldığı bir hadisi nebi var. Maalen arz ediyorum. Bir saat tefekkür, biraz önce arz etmiştim. Bakın bir saat tefekkür düşünmek Ha bazıları şöyledir hocam ben hep düşünüyorum düşünüyorum düşünmek yeter mi? Yetmez. Düşünen insan düşündüğünü amele tebdil edecek. Allah bana ne diyor? Düşünerek namaz kılmayı, oruç tutmayı, iyi söz söylemeyi, kötülüklerden uzaklaşmayı bana emrediyor. Onu düşün ama yerine getirme. Olmaz öyle bir şey. O bakımdan Hazreti Ebu Derda bir saat tefekkür eden bir insana 40 gece nafile ibadet yapması bir saat düşünmek 40 sene nafile ibadet yapmasından daha faziletli. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize takdim ettiği bu güzellikleri Allah'ımızın Allah Teala'nın yarattıkları hakkında düşünün. Ama Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin diyor. Kainatta her şey hiçbir hadise sebepsiz yaratılmamıştır efendim. Yaratılmamıştır. Bakın sureyi Bakara'ya bakalım. Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardı halife. Bak bak. Allah diyor ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. İnsan yani. Diyor Allah. Ama melekler ne diyor? Allah'ım sen senin işine karışmayız da sen yeryüzünde fesat çıkaracak, birbirini öldürecek, birbirine kötülük yapacak, birbirine asi olacak, birbirini öldürecek, kötüleşecek, malını yiyecek, mülkünü yiyecek, namusunu tezahür edecek bir varlık. Yaratma Ya Rabbi. Yaratma. Çünkü biz sana karşı ibadeti, taatı, zikri, rüküyü, secdeyi yapıyoruz zaten. Biz yapıyoruz. Böyle bir isyan edecek varlık yaratma Allah'ım deyince bak bak Allah ne diyor? Kale inne ta'lem ma Buyurun. Türkçesi dana'nın kurban dana'nın kuyruğunun kesildiği an. Son söz. Alem ma li ta'lemun. Ey meleklerim siz öyle söylüyorsunuz da siz benim bildiklerimi bilemezsiniz. Son söz. Bilemezsiniz. Demek ki her yaratılmış varlık bir sebebe binaen yaratılmıştır. Allah bu güzel kitabı keriminin Ali İmran 59. ayetinde bakın ne diyor. Ve indehu mefatihal gayb la ya'lemuha illa hu ve ya'lemu ma fil berri vel bahri ve ma teskutu min veragatin illa ya'lemuha ve la habbetin fi zulumatil ard ve la rabbin ve la yabisin illa fi kitabin mübin buyurun bakın düşünme konusu çok önemli bir konuyu anlatıyor Allah Celle Celaluhu Gaybın anahtarları Allah'ın elindedir. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Demek ki sadece gaybı Allah biliyor. La gaybe illallah. Allah'ın dışında hiçbir varlık, hiçbir muskacı, hiçbir hoca, hiçbir alim, hiçbir bilim adamı Allah'ın bu güzel bu güzel nimetlerini alma, çalma kudretine sahip değil. Her şey Allah'ın elindedir. Güzel insanlar. Çünkü Allah'ımız dünya malının varlığını aktarırken Hazreti Musa ile Hazreti Hazreti Musa ile Karun'un karşı karşıya gelip Hz. Musa'ya iftira eden toplum içinde irşat görevini yaparken bir kadını kiralayıp bana zina ettiğiniz iftirasında bulunmak üzere sahneye atılan bir ajan vardır ya dünyada da vardır. Bir aileyi, bir namusluyu, bir iffetliyi, bir doğru bir insanı yoldan çıkmış gibi göstermenin örneklerinden biridir bu. Hazreti Musa öyle anlatıyor cemaatine. Bakınız efendiler. Ey cemaat diyor Hazreti Musa. Ey cemaat. Namus ve iffetinize dikkat edin. Mallarınızın zekatlarını verin. Allah'ın emrettiklerini yerine getirin. Yasaklarından uzaklaşın. diye söz söyleyince kiralanmış sana istediğin kadar mal vereceğiz diyen o muhitin en güzellerinden bir hanımefendiyi ayağa kaldırarak halkın içinde bir cemaat içinde elini kaldırarak ya Musa hanım diyor efendim ya Musa halk bakıyor sen diyor namus ve iffetten bahsediyorsun diyor bir de utanmadan peygamberim diyorsun diyor. Sen diyor filan yerde bana zina etmedin mi? İşte ipler kopuyor. Hazreti Musa dona kalıyor. Böyle bir iftira Allah kimsenin başına vermesin. Bu iftirayı attıran kim biliyor musunuz? Karun. Malı ne kadar acaba anahtar dedik ya biraz önce. Bütün anahtarlar Allah'ın elindedir. Bak Allah kula emaneten vermiş anahtarları bakınız. Hazreti Musa'nın karşısında dimdik dikilen hanım. Onu yoldan çıkarmak üzere kiralayan Karun. Zenginliği ne kadar biliyor musunuz? Ve ataynahu minel kunuzi ma inne mefatihahu bil bi'usbati ulul Allah Karuna öyle zenginlik vermişti ki vadiler dolusu manları mülkleri sayılmayacak kadardı hatta yaklaşık 17 deve yükü sadece dükkanlarının, hazinelerin anahtarları bu kadar. Ya içindeki malları düşünün. Öyle bir insan için ne dedi Hazreti Musa? Açtı ellerini güzel insanlar. Açtı ellerini. Allah'ım şu anda senin şanına bakamıyorum. Utanıyorum ben böyle bir şey yapmadım. Baba ben böyle bir şey yapmadım. Sen de biliyorsun. Bunun kimin yaptırdığını biliyorum ama. Bana bu iftirayı attıranı biliyorum. Diyor ki dikkat buyurun efendim. Diyor ki Hazreti Musa. Ey bayan kardeşim. Ey hanımefendi. Sen doğru mu söylüyorsun yanlış mı söylüyorsun bilmiyorum ama. Bildiğim bir şey var diyorum. Seni dünya malı için kaptıran sana vaat edilen malları sana istediğini vereceğim. Bana zina etti iftirasında bulunmayı sana kim söyledi? Kim söyledi? Karun der. Ellerini açar. Ya Rabbi sahneye bak. Ya Rabbi, Ya Rabbi diyeceği an hanımefendi elini kaldırır tekrar. Ya Musa, Ya Musa senin duandan korkuyorum Ya Musa. Ne olur beni affet, beni kandırdı, bana iftira etti. Böyle böyle dedi, ben pişman oldum, özür dilerim diye halkın arasında o validemiz Allah'a nedamet etti. Kurtuldu. Ama Hazreti Musa öyle bir dua etti ki Allah'ım bana bu iftirayı yapan, yaptıran, bana bu iftira yaptıran Karun kendisini, alamını, akrabalarını o zihniyette, o fikirde, o kabiliyette, o ahlaksızlıkta olan o Karun'u dünyadaki malı ile beraber yerin dibine batır Allah'ım batır Allah'ım diye beddua etmesi gerçekten düşünceyi dile getirip Allah'ın ilahi adaletinin simgesinin takdimi insana ibret değil midir kardeşlerim Onun için Rabbimiz şöyle diyor kaybın anahtarları ben her şeyi bilirim falcılar cinsinden insanlar. Allah diyor ki kaybi ben bilirim diyor. Bunlar diyor ki ben de bilebilirim. Bilemezsiniz. Allah'tan başka kimse bilemez. Onları yani Allah'ın yanındadır diyor ya kaybın anahtarları. Onları ancak kendisi bilir Rabbimiz karada ve denizde ne varsa hepsini o bilir karada ve denizde ne varsa hepsini o bilir. Çünkü onun ilmi dışında bir yaprak dahi düşmez. Allah Allah. Yani demek ki her ağacın yaprağı bile Allah'ı Subhanallah diye zikrediyor ve Allah'ın izni olmadan hiçbir yaprak bile aşağıya düşmüyor. Ne diyeceksin efendim? Allah Allah. Ya nasıl oluyor bu acaba ya? Kardeşim senin bu halleri düşünmek için öyle bir akıl nimeti verilmemiş. Bana ve sana inkara yönelik değil, bilgiye yönelik bana yetecek kadar ilim ve bilgi verilmiş. Evet. Rabbimiz o yerin karanlıkları içinde bakınız. Yaprak bile sallanıyor, sallanıyor ya sallanırken düşmesi Allah'ın bilgisi dahilinde. Allah'ı zikrederek düşüyor. Dikkat. O yerin karanlıkları içinde toprak, toprağın dibi karanlık biliyorsunuz. Topraklar efendim o yerin karanlıkları içinde tek bir taneyi bile bilir. Tek bir taneyi bile bilir. Yaş ve kuru ne varsa apaçık bir kitapta hepsi vardır. Eskilerimiz şöyle misal verirlerdi. Hocam, efendim, insanları etkilemek için, Allah öyle bir Allah'tır ki, Allah'ın bilmediği hiçbir şey yoktur. Hatta ve hatta, gecenin yarısında, Afrika'da, bildiğimiz büyük küçük memleketlerde aklımızda düşünüp yerin dibinin yedi kat dibinde bir kayanın arasında kapkara bir karınca gecenin karanlığında kapkara bir karınca durduğunda onun kanadının şöyle sallandığından bile haberi olan Allah'dır diyor. İşte böyle bir Allah'a inanmanın tefekkürünün yolu bilgiden itikattan ihlastan amelden geçiyor kardeşlerim. Evet. Güneş ve ayın doğuş ve batışı, yıldızlar, gezegen ve her varlık ilahi emir ve hareketlerle milyonlarca yıldan beri hiç şaşmadan gerçekten yaratıldığı günden bu güne kendilerine verilen sorumlulukları şaşmadan ihmal etmeden arzalandırmadan efendim inkıtaya uğramadan bize kadar gelişinin kudreti Allah'ın yapısıyla mümkündür kol yapısı bugün var, yarın bozulur. Onun için Rabbimiz kitabı keriminde bakın biraz önce arz ettiğim o mübarek Rahman suresinde Eşşemsü vel kameru yescüden Güneş ve ayın hareketleri bir hesaba göre tanzim edilmiştir ifadesiyle o güzergahta insanoğlu takvimi takdim etmiş takvimi. O buluşunu öyle yapmış. Ama bakın Meracel Bahrain yeltekiyan beynehuma berzahul la yebghiyan fe bi ayi ala birbirlerinin sınırlarını aşmamaları için aralarında Allah Celle Celalü tarafından engel olan manevi bir perde vardır. O perde ise bu taraf acı deniz, bu taraf tatlı deniz. İnsanoğlunun göremediği ama Allah için malum olan bir perde sınırı vardır ki biz o acı suyu, tatlı suya, tatlı suyu da acı suya karıştırma, karıştırmayan, Yüce kudretim ben, Allah'ım ben. Siz nasıl olur da bunu yalanlarsınız? Diyor Allah. Tefekküre yol açan, düşünmeye tevk eden bir hakikattan bahsediyorum sizlere. Allah'ımız, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cenab-ı Hakk'ın ayetini bitireyim. O halde Rabbinizin nimetlerini nasıl olur da yalanlarsınız sözünden sonra Efendimiz gözü kör olan bu haline sabrederse onu cennete koyarız diyor. Cennete koyar Allah diyor. Yani gözü görmeyen insan günah işlemiyor demektir. Güzel insanlar. Bir Allah dostu şöyle der. Gözleri kördür kendisinin. Görmüyor. kardeşlerini Görmüyor. Allah'a şöyle yalvarıyor. Allah'ım benim gözüm görmüyor. Dünyayı göremiyorum. Annemi, babamı, hanımı, çocukları göremiyorum. Senden bir isteğim var ya Rabbi. Güzel insanlar. Senden bir isteğim var Allah. Allah dinliyor. Diyor ki ya Rabbi ne olur senin kitabın Kur'an var ya evet o Kur'an-ı Kerim'i okurken bana benim gözlerimi ver görerek Kur'an'ı okuyayım ondan sonra gözlerimi yine kör et ya Rabbi. Der. Allah Allah. Olur mu ya? Evet oluyor. işte bir Allah dostu Amaya misafirliğe gidiyor. Misafirliğe gidiyor. Efendim orada Ama tabii hoş geldiniz, safa geldiniz. Bir müddet sonra odaya gidiyor. Gittiğinde bir 15 dakika diyelim sonra geliyor. Hayırdır diyor, soruyor. Efendim diyor, kusura bakmayın diyor. Sizi yalnız bıraktım diyor. Ancak diyor, Rabbimle biraz konuşayım. Rabbim beni çağırmış. Ben Rabbimle Kur'an-ı Kerim okuyordum da onun için geldim. Peki siz ama değil misiniz? Evet doğru da ancak ben Rabbime dedim ki ya Rabbi ne olur Kur'an okurken benim gözlerimi ver bana Allah'ım dedim. Allah da bana gözlerimi veriyor Kur'an-ı Kerim okurken ondan sonra gözlerim yine böyle oluyor diyor. Bakın Allah'ın yüce kudreti için Dikkat buyurun efendim. Gözleri görenler Kur'an'ı okumamak için uzaklaşıyor. Gözleri görme, görmeyenler Kur'an'ı görmeye hasret oluyor. Raflarda çürüyen, raflarda bırakılan, sadece belirli zamanlarda ele alınan ya da hiç alınmayan o Kur'an var ya gözlerin görüyordu beni görmedin. Kulakların işitiyordu benim sözlerimi işitmedin. İşte bu sözler tefekküre yol açan cümlelerdir sevgili kardeşlerim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir kötülük gücü yetenlere önlenmezse Allahu Teala azabını hepsine umumi kılar. Bakın bu çok önemli. Toplumda, ailede, memlekette, toplumumuzda Allah'ın yasaklarının işlendiği, Allah'a isyan bayrağı çekilip günahlarının işlendiği toplumda günahlar çoğaldıkça, bu günahların çoğalmasından sessiz kalan hiçbir şey söylemeyenler var ya, işte onlar da ateşin yanında kuru yanar derler ya, işte onlar da onun gibidir diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Peki ne yapacağız hocam? Yani Adam isyan ediyor, adam küfür ediyor, adam öyle yapıyor, böyle yapıyor. Sağdı, cazdı, düğün yapıyor. Kadın erkek karman karış her taraf. Ben ne yapayım şimdi ya? Bir şey desem olmuyor. He. Onu önlemeye gücün yetiyor, yetmiyor. Peki söyledin mi kardeşim bu ya? Yazık ya bizim mahalleyi de rahatsız ediyorsun. Bu kadar da olmaz ya. Hastası var, sökeli var, iyisi var, kötüsü var, çocuk var, bebek var, uyuyor falan. Bu kadar da saatlerce bu milleti sizin zevkin için biz dinlemek zorunda mıyız ya? Mahalle aralarında. İdarecilerin de kulakları çınlasın. Toplumun şikayetlerini değerlendirmeyip tamam boş diyen, ya biz işte idare ederiz sizi diyen idarecilerin de kulakları çınlasın. Böyle idareci olup da sorumluluğu alıp yat aşağı yok efendim öyle bir şey. Sorumluluğu alan insanlar toplumun rahatsızlığını önleyecekler. O takdirde yapamıyorum ne yapayım? O zaman diyeceksin ki içinden buğz edeceksin. Yani sevmeyeceksin. Allah onlara da hidayet versin diyeceksiniz efendim. Efendim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi nebilerinde Düşünceden bahsediyor muyu tefekkür konum? Zina yayılınca dikkat bakın dikkat buyurun. Zina yayılınca ahlaksızlık çok alınca saygısızlık, sevgisizlik çok alınca depremleri ve fitnelerin olmasını bekleyin. Ee, acaba ne zaman olacak? O bilir. E fizide bir düzelme var mı? Yok. Herkes urdum duymaz gidiyor. Zekat verilmezse memlekette. Dikkat. Zekat verilmezse Allah'ın verdiği mahsulün, nebatatın, mahsullerin, ziraat işlerinin fındığıydı, buğdayıydı vesaire vesaire. Eğer bunların da zekatı, uşur verilmezse o takdirde Allah ceza olarak onlara yağmur vermez diyor. Hadi buyurun. Yağdırsana yağmuru. He? Hadi buyurun. Sıcaktan şikayetçiyiz. Mahsuller yanıyor. Ne yapacağız peki? Bir tarafın düzelmesi lazım. Bana su lazımsa elbette benim biraz kendime çeki düzen vermem lazım. Efendimizin sözleri. Günahlar açıktan işlenince iyi kötü herkes genel bir azaba maruz kalır. Ha buyurun. Palavra atmıyorum ha. Ben bu toplumun içinden bir kardeşinizim. Açıktan günahlar işlenmiyor mu? Sayayım mı? Açıktan. Edep gitmiş. Terbiye gitmiş. Ahlak gitmiş. Akşamsan sonra bir dolaşın. Ben bazen dolaşıyorum tebdili kıyafetle. Dolaşın. Gazinoları, kenarları, efendim çeşitli mahalle aralarında kahvehaneleri, her yeri geziyorum. Her taraf dolu. Her taraf dolu. Oralarda gezen, sokaklarda gezen, oralarda yemek yiyip çay içen insanların fakir olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ahlak, edep, terbiye diye bir şey kalmış mı? Kimin kızı, kimin erkeğiyle belli olmayan, kimin erkeği, kimin kızı belli olmayan bir zamanda günahlar aşikare işlenirken başımıza gelen o musibetler neden olduğunu kaynak neden olduğunu düşünüyorsunuz? Ayet okuyacağım biraz sonra. Allahu Teala bir meleğe bir beldeyi yıkmasını emreder. Çok istirham ediyorum. Allah böyle musibetlerle hayatı olan bir beldeye gönderir. Bir meleği. Orayı yerle bir etmesini emreder. O melek o beldede hiç günah işlemeyen bir zatın da olduğunu bildirince baba hiç günah işlemeyen bir zatın olduğunu da bildirince Cenab-ı Hak şöyle diyor. Belde halkı ile onu da alt üst et. Onu da yok et çünkü o zat günah işleyenlere yüzünü ekşitmemiştir. Beyhaki buyuruyor. Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın sözünü sizlerle paylaşıyor. İşte onun için düşünmeye ne olacak bu halimiz diye düşünmeye tefekküre yol açan konumu anlatıyorum size. Arap Yarımadası'nda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir deprem olmuş. Deprem. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hira ve Uhud dağında. Bak kendisi Hira'da Uhud dağında bulunuyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki depremin ilahi bir uyarı olduğunu belirtmiş. Güneş tutulması, şiddetli rüzgar, fırtına ve deprem gibi doğal afetlerden sonra Allah'a dua edilmesini tavsiye etmiş. Ama bu afatları gelmeden afatlara sebep olan büyük günahlardan da Müslümanların aşikare işlenilen günahlardan uzaklaşmasını da emretmiş. E şimdi bahaneyi bulmuşuz zaten işin özünden ayrılınca şöyle diyoruz. Kainatın nizamı zaten tabiat kanunları idare ediyor biliyorsunuz. Baba kelimeye bak. Zaten bizi tabiat kanunları idare ediyor. Yani gökyüzünü, yeryüzünü Allah iller yerine sayıyor adeta. Evrende böyle terazi kurulmuş. Böyle bir tabiat kanunlarında depremdir, efendim yağmurdur, zelzeledir, tufandır, afattır vesaire bunlar doğal şeyler. Ula kardeşim bunlar doğal şeyler de. Bu doğal şeyleri yönlendiren, idare eden, emreden, hükmü kendisinde olan hiç mi varlık yok mu? Yani yerin altına sen fay hattını döşedin, kalorifer döşemesi gibi, su döşemesi gibi. Ondan sonra bunlar oluyor diyorsun değil mi efendim? Evet öyle. Akıl böyle. Bunun ateşlemesini, bunun emrini bu tabi dediğin şeyin her zaman her asırda olduğunu biliyoruz. Çünkü dünya hareket halinde. Hareket halinde bitişen bu kazların bir yerden patlaması lazım. Ama bu binanın yanından gidiyor da buradan gitmiyor. Ha demek ki Allah hangi çizgide hangi hanede, hangi insanların ölümü, hangi insanların yaşaması, hangi insanların hayatta kalması için adeta ilahi ikaz değil mi? Ben de depremde kaldım enkazda. 12 saat, şey efendim 12 Kasım'da. Ben bilemiyor muydum kaçmasını? Bir kaçmaya çalıştım ama Boz koca bina, dört katlı bina, altı katlı bina indi yukarıdan aşağı. Niye kaçamadım ben? Niye oradaki cemaatin de kaçamadı, öldüler hepsi? Ee, Allah fırsat verirse... ...o bakımdan kardeşlerim, her an... ...Allah'a tevekkül ve tefekkürde olmak... ...bizim için en güzel çaredir kardeşlerim. Efendim... Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu günkü insanların bu tip olan hal ve hareketleri doğal hali ama Allah'ın yüce kudretinin insanlar üzerinde düzelmeyecek misiniz? Hadi bir tefekkür edelim. Tefekkür İslam dininde günahlarını kainatın varlığını doğayı yaratılmışları kendini Allah'ı düşünmek ve onun yarattığı varlıkları düşünmek kainatta her şeyin bir düzen üzere yaratıldığını tefekkür ederek düşünmek Allah'a teslim olmak demektir. Yani benim konumda tefekkür, tevekkül ve teslimiyettir. Allah'a teslim ol. Ondan başka yar yoktur. Ondan başka kurtarıcı yoktur. Ondan başka dost yoktur. O dost insanı yaratandır. O dost insanı çok sever. O insan da Allah'ını sever. Seven öldüğü zaman sevdiğine kavuşur. Sevdiği de sevdiğinin Emri, tavsiyeleri benim huzuruma gelmeden şunları şunları yap, düşün, taşın. Emirlerimi yerine getir, yasaklarımdan da uzaklaş. Gel, seni bekliyorum kulum diyor Allah. Kula şah damarından daha yakın olan yüce Rabbimizin bize takdimini unutmamalıyız güzel kardeşlerim. Efendim Cenab-ı Hakk'ın ilahi uyarıları hepimiz için geçerlidir. Buna efendim masal ve hikaye gibi bakmak doğru olmaz. Zilzal suresinde Allah şöyle buyuruyor. İza zulziletil ardu zilzaliha. Ayet devam ediyor. Yer dehşetli bir sarsıntı ile sarsıldığı sarsılmadı mı yeryüzü? Sarsılmayacak mı? içindekileri dışarıya çıkarıp attığı evlerde kim var? İnsanlar, kıymetli eşyalar, çoluğu çocuğu, anası babası. Hadi çıkalım dışarıya. Ayet ya. Çıkarıp attığı ve insan bu yere ne oluyor dediği vakit. Değil mi? Ne oluyoruz ya? Vay anasını vay. Eyvah. Ya bir mı giyeyim? Çok affedersin üzerimi giyeyim. Fırsat yok. Nasıl yattıysan öyle kalkıyorsun. Demek ki yatarken biraz dikkatli yatmak lazım. Her an. Ne olacağını bilmiyoruz. Yani oradan kalkıp dışarıya çıkma fırsatı, bir mı veya Efendime herhangi bir şey mi giyme fırsatı mümkün değil. Yaşadığım için söylüyorum. Öyleyse kardeşlerim, Allah'ımız uyarıyor uyar bakınız. İşte o gün, yer iyi ve kötüyle kötü üzerinde ne işlediğini haberlerini anlatır. Çünkü Rabb'in ona anlatacağı şeyleri vahyetmiştir. Bunun bir sahnesi de görünür sahne, bir de mana iklimine giderken olan sahne. O da ize semaun fatarat ve izel kevakibun teferat ve izel guburu muhtirat. Ey toprak içindekileri at dışarıya. Yerlerin, göklerin, denizlerin, bütün varlıkların birbirine alaba, alabara olduğu ve hiçbir şeyin Allah'ın izni olmadan olmayacağını anlayarak tefekkür etmek, düşünmek, düşünmüyor musunuz? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud Dağı'ndadır. Uhud Dağı. Otururken yanında Ebu Bekir var, Ömer var ve kendisi de var. Beraber kaya'nın üzerine çıkmışlar oturuyorlar. Hani biz de severiz ya. Oturuyorlar. Ebubekir yanında, öbür yanında Hazreti Ömer. Bir anda bir sarsıntı olmuş kaya. Baba, Efendimizin mübarek mahallinde bir zerzele yani bir deprem, bir hareketlilik olmuş. Efendimiz anlamış. Demiş ki ey Uhud üzerinde bir nebi var. Üzerinde bir sıddık var. Üzerinde bir şehit var. Ağır ol, yavaş ol demiş. Kim o? O nebi peygamber efendimiz. O sıddık kim? Ebu Bekir Sıddık. Miracını ilk defa tasdik eden kişi. Normal bir ölümlü ölmüş. 63 yaşında. Efendimiz de 63 yaşında. Peki Ömer o da 63 yaşında. O da şehit olmuş. Yani peygamberin işaret buyurduğu şeyler tahakkuk ederek yerini bulmuş. Efendim ilahi bir ikaz ilahi bir ceza İlahi insanların Allah'a kavuşma vesilesi nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz ifadesiyle Allah'ımız bize bu tefekkürü anlatıyor. Bakın bir ayetle. Sallallahu ve sellem. وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَىٰ اَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ berekatin mines semai vel ard ve lakin kezzebu fe akhaznahum bima kanu yekzibun ayet kerime Kur'an-ı Mübin şöyle diyor eğer o memleketin halkı baba o memleketin halkı yani kitabı kerimde peygamberlerin kavimlerinin işlediği günahlardan ötürü helak olduğunu, yerle bir olduğunu, Hazreti Nuh'un gemide, Hazreti Musa'nın efendim denizde. Değil mi efendim? Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye gidişi ve peygamberlerin başına gelen musibetlerinin konumunu Allah'ımız kitabında şöyle anlatıyor. O eğer o memleketin halkı yani insanlar günahlardan sakınsalardı yani günah işlemeselerdi elbette onların üzerine gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık biz. Fakat onlar yalanladılar. Onlar bunlar uydurmadır dediler. Onlar gelenektir, eskiden beri gelen adetlerdir dediler. Allah'ın ayetlerini dikkate almadılar. Onlar peygamberleri ve peygamberlere gelen ayetleri, suhufları, sayfeleri yalanladılar. Yalanladıkları için biz de Onların ettikleri azaplar yüzünden biz de onları azaplarla yakalayıverdik. verdik. Araf Suresi 96. Yoksa Araf devam ediyor. Yoksa o ülkenin halkı geceleyin uyurken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin mi oldular? gelmedi mi? Allah'ımız en büyük azaptan önce onlara mutlaka en yakın azaptan tattıracağız. Olur ki imana dönerler diyor Rabbimiz. Secde suresi ayet 21 kardeşlerim. Evet. Programı Yavaş yavaş toparlamak istiyorum. Zira Mehmet Akif'in bir sözü vardır. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur. Bilmiyorum başka bir yol. der. Hikmet olmadan tefekküre, tefekkürsüz tevekküle ulaşılmaz. Allah'a dayanmak Allah'a güvenmek. Her işte onu vekil etmek. Tevekkeltü alallah. Cümlesini levha halinde duvarlara asmak güzel. Ama ona bağlı kalmak zor. Müslüman zoru başanmalıdır. Osmanlı devleti hakkında <laughs> affınıza sığınıyorum. Osmanlı devleti zamanında Fransız bir yazar bir ayar şöyle diyor. Bizi söylüyor. Türklerin yakındığı yakındığını, Türklerin yakındığını hiç görmedim. Hepsi hepsi hal, hangi halde iseler. Yani hiç itiraz, böyle kadere razı olan yapacağını yapıp kaderine razı olan insanlar olarak gördüm. Hangi halde iseler şükrederler. Bu yüzden de istikbal endişesiz çalışmazlar. Şimdi şükrün yerini şikayet almıştır diyor. O günkü ecdadımıza bugünkü insanlara bakalım. İbrahim hakkı da şöyle diyor Erzurumlu. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Ecdat her işe Bismillah ile başlamış. Sakınmak. İstediğinde ise yani uzaklaşmak istediğinde ise kötü bir şey gördüğünde ise neuzbillah demiş. Haksızlığa uğradığında hasbunallahu ve ni'mel vekil demiş. Ticaret hanesine er rizku alallah demiş. Ve sonra kudrete sığınma alameti olarak la havle ve la kuvvete illa billahil alil azim demiş. Kızıp beddua etmesi gereken yerde hay Allah bereketini versin demiş. Şaşkınlıkla, şaşkınlık halinde, tahaccüp halinde ise tesbihan Allah demiş ecdadımız. Kızdırıldığında ise ya sabır demişler. Tekke ve zaviye duvarlarında ise şu yazıyordu. Edep yahu bu da gelir bu da geçer. Ne güzel ecdadımızın güzellikleri varmış. O sayfeleri yeniden açıp şöyle tarihi vesikalarla tarihimizi okup onlandan ders alıp böyle doküman halinde hazırlayıp başkalarına faydalı olmak ecdat nasıldı biz nasıldık hepimizin uyması gereken vahyin getirdiği Kur'an var. Hani bu da geçer yahu vazgeç yahu hoşgör yahu kelimeleriyle ecdat hayatını böyle süslemişler benim sevgili kardeşlerim Efendim Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam'ın meşhur bir hadisi vardır. Herkesin bildiği ve şöyle der. Ümmetim, benim ümmetim 73 fırkaya ayrılır. Bunların içinden bir fırka vardır ki o fırkanın adına fırkayı necat denir. O da Allah'ın kitabı yolundan peygamberin yolundan, sünnet yolundan giden insanlar ahirette beni bulurlar diyor. Efendim bir ayeti kerime var ki o da zahar al fesadi fil ber efendim zahar al fesadi fil ardı bir mahkeme et ey dinler ayet devam ediyor İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden bakın ayet İnsanların bizzat kendi işledikleri hatalar yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu. Bozuldu ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırmasa da dünyada bir kısmını işledikleri günahlardan dolayı onları dünyada biz cezalandırıyoruz. Belki de tuttukları kötü yoldan dönerler diye bak. Hepsini verse helak olacağız. Ama düzelsinler diye bir şeyler söyleniyor ve boş ver diyor ve işte o olmasa hepinizi yok ederim hükmüyle insan olduğuna büyük bir iktar takdim ediyor Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın ve hepimizin Rabbi yüce Rabbimiz ve Kur'an وَمَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُص۪يبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ İfadesiyle size gelen musibetler kendi ellerinizle işlediğiniz günahlar yüzündendir. Haşa zulmetmez Allah kuluna ki şöyle diyor. Haşa zulmetmez kuluna hüdası herkesin çektiği kendi cezası diyor kardeşim. Evet. Şu da bizim şu anki halimizi anlatan ayet-i kerime. Ma asaba min musibetin fil ard ve la fi enfusikum illa fi kitab min qabl en nebraha inne zalika ala llahi yesir. Ben de, sen de, herkes. Ayet. Rabbimin ilahi mesajı. Bakın Rabbim ne diyor? yeryüzünde pardon yeryüzüne ve sizin başınıza bak yeryüzüne ve sizin başınıza gelen kıtlık kuraklık bakın kuraklık hastalık deprem ve afat gibi herhangi bir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce levh-i mahfuz denilen kitapta yazılmış olmasın. Şüphesiz bu Allah için çok kolaydır. Demiş. Onun için Rabbim afatlardan muhafaza eylesin. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'i bir ve beraber olmaya güzelliklerle buyuşmayı kötülüklerden uzaklaşmayı Rabbim nasip eylesin diye Allah'a dua ederiz kardeşlerim. Hani tevekkül deriz ya bir de tevekkül. Tohum ekilmeden ürün elde edilmez. Tarlaya gireceğim ben. Ey tarla sen de güzel mısır olur ya. Evet olur. Buğday da olur, fasulye de olur. Hadi bakayım bana bu sene mısır ver ya. Satayım zengin olayım. Bu sene bana fasulye ver. Hiç olmazsa fasulye yemeği ve turşu oğlu ver. Var mı böyle bir şey olan elinde? Yok. Peygambere bile Allah ve en leyselil insani illa ma demiş. Hiçbir peygamber başkasının sırtından geçilmemiş. Her peygamberin bir sanatı varmış. Kendi el emeğiyle geçinmişler. Adem'e bakıyorsunuz Hazreti Adem'e. Reşberlik yapıyor. Hazreti Nuh'a bakıyorsunuz. Marangozluk yapıyor. Hazreti İdris'e bakıyorsunuz. Elbise dikiyor. Hazreti İsa'ya bakıyorsunuz. Ticaret yapıyor. Hazreti Musa'ya bakıyorsunuz. Koyun güdüyor. Hazreti Peygamberimize bakıyorsunuz. Ticaretle meşgul oluyor. Sen Oh yat aşağı. Yat. Bir şey de görmüştüm. Öyle diyor bir Almanya'dan gelen bir kardeşimiz. Ya diyor siz gece gündüz böyle deniz kenarlarında, dükkanlarda, kahvelerde, köşelerde ya siz ne kadar zenginsiniz ya. O da ona diyor ki sen yurt dışından geliyorsun tabii diyor. O yurt dışından gelen bayan da diyor ki çok affedersiniz. Ben diyor sabahleyin erken beşte kalkıyorum yediye kadar tuvalet temizliyorum diyor. Sen de buralarda gezip yatıyorsun diyor. Ona kadar yatıyorsun diyor. Hoşuma gitti yani. Niye hoşuma gitti? Çalışarak Allah veriyor. Çalışmadan olmaz. Allah'a tevekkül edeceksin. Oturacaksın bir camiye. Bir yere Hu Allah hu hu hu. Acıkacağım biraz sonra. Ne yiyeceğim? Bana yemek getirin. O yemek getiren senden daha faziletli. Çünkü sen onun sırtından geçiniyorsun. O ise alın teriyle kazanmış hem seni hem de ona kendine geçindiriyor. Müslümanlıkta yatmak yok efendim. Çalışmak var. Çalışmak var efendim. Müslüman çalışacak. Sadece emekli maaşıyla yetinmeyecek. Parlanda, bağında, bahçende varsa çalışırsan Allah'ımız çalışmayı emrediyor. Yat, yat, yat. E zaten öldükten sonra hep yatacağız. Değil mi? Dünyada bari Allah çalışmayı nasip etsin. Cümlemize benim güzel kardeşlerim. Demek ki ekmeden tohum, ekmeden toprak bize bir şey vermiyor. Bu da emek yeri diyor böyle. Emek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile bir hurmalıktan geçiyor. Bir ihtiyara selam veriyor. Kolay gelsin diyor. O mübarek ihtiyar da Efendimizin yanına geliyor. Elini veriyor şöyle hürmeten elini öpecek ya da mesbeli müsabaha yapacak. Adam vermek istemiyor. İhtiyar vermek istemiyor. Niye? Mübarek elleriniz Nasırlı değildir. Benim ellerim nasırlı. Zaten elinizin elini nasırla incitmeyeyim diye. Efendimiz hemen eli alıyor kendisine. Allah'ım diyor bu alın teriyle çalışan, rızkına haram katmadan çoluk çocuğunu getire, geçindiren insanların elinden ekmek yemeği bana nasip et Allah'ım diyor. Sen de yat yat uyu. Zaten okulda öyle öğrendik. Yat yat uyu, uyu uyu kalk. Bizim gençliğimizde öyleydi okullarda. Evet. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ın bu mübarek tevekkül konusundaki konularında aleyhissalatü vesselam diyor ki Davut Aleyhisselam diğer peygamberler insanlara çalışmayı Allah'ın emrini öğütleyerek öğretmiştir diyor. Biz de isterseniz dua ile başladık. Dua ile bitirelim inşallah kardeşlerim. Efendim peygamberimizin yetiştirdiği Hazreti Ebu Bekir şöyle diyor. Onun duasıyla maalesef söylüyorum. Ömrümün en hayırlısı, ömrümün sonu, amelimin en hayırlısı, amelimin sonları ve günlerimin en hayırlısı huzuruna çıkacağım gün olsun Allah'ım der. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir de dahil olmak üzere Allah'ım beni iyiler arasında öldür beni kötülerden kılma beni ateş azabından koru ve beni iyiler arasına kat bana sağlık ver ve beni bağışla Rabbim semaya bakamıyorum çünkü kudretinden günahımdan ötürü utanıyorum diyor. Hazreti Bilal ise şöyle diyor. Allah'ım benim kötülüklerimi bağışla ve beni kusurlarım ve eksiklerim yüzünden beni özürlü kabul et diyor ve beni bağışla ya Rabbi diye Allah'ına dua ediyor güzel insanlar. Allah'ım tefekkür ederek tevekkülü, tevekkülle Allah'a teslimiyeti, şu dünya misafirhanemiz imanla huzurunu Rabbim kavuşmayı nasip eylesin diyor. Hadi kısa bir mübarek hatmi şerifimiz var. Efendim tövbe istiğfar ve dua ile bitirelim. Hadi kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Estağfirullah. Estağfirullah. El azim. الكريم الرحيم الغفور الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إِلَيْهِ وَنَسْأَلْهُ التَّوْبَةَ وَالْمَغْفِرَةَ وَالْهِدَايةَ لَنَا إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ يا رب İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbel alemin. Hine buluğumdan bu ana, bu saate, bu dakikaya geleceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, kalbimden vesaire azay cevahilerimden bilenek veya bilmeyerek kelimeyi küfür, şirk, hata, isyan, günah, mühten ve mala yani kelamlar sadır ve vakı olduysa ben onların cümlesine tevbe ettim ya Rabbi. Bir daha işlemem ve işlememesine az mı, cez mi kast eyledim Allah. Emen tu billahi ve melaiketihi ve kutubi ve rusuli ve yevmil ahir ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi teala vel ve ba'del mevt. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Allahümme inni üridü en üceddidel imanen tecdiden bi kavli la ilahe illallah. Muhammedun Resulullah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin salatü ve selam ala resulina Muhammedin ve ala ali ve Ya Rabbi mübarek bir cuma gecesi, mübarek bir Muharrem-i Şerif ayı, mübarek bir Aşura ayı diyelim. Güzel televizyonumuzun ekranlarında kardeşlerimin okudukları Yasin-i Şerifler, tehliller, mülk sureleri ve hatmi şerifleri, tesbihat, dergahında kabul eyle Allah. Hasıl olan sevabı önce sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu şeriflerine ve bütün peygamberlerin ve bütün ehli iman ruhlarına, mağrib ile maşrik arasında isimleri unutulmuş nesilleri kesilmişlerin ruhlarına ve şu anda sohbeti yapan, sohbetin yapılmasına vesile olan, şu anda şu ana kadar da dinleyen, şu anda amin diyen kardeşlerimin ve cümlemizin dünyadan ahirete vefat etmiş bir cümle ölmüşlerimizin ayrı ayrı ruhlarından haberdar ile Makamlarını cennet eyle. Kur'an'ı kendilerine en iyiyiz ve de yolda şeyler Kur'an'ın ile onların kabirlerini bizim de kalplerimizi tenvir eyle. Gönlerdeki bayrağı indirtme Allah'ım. ezanlarımız Ezanlarımızı dinletme Allah'ım. Şehit kanlarıyla sulanmış bu vatan topraklarını dahili ve harici düşmanların şerrinden muhafaza ile Allah'ım. Esselatu ve selam aleyke ya Resulallah. Esselatu ve selam aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selam aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Ve selamun alem Hüseyin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha. Sevgili izleyenlerim, yayında da yapımda emeği geçen kardeşlerimle bize beraber hepinize çok teşekkür ediyoruz. Dinleyip paylaştığınız için Allah hepinizden razı olsun. Haftaya görüşmek üzere. Cumanız mübarek olsun. Allah'a emanet olunuz. Benim sevgili izleyenler.